Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'ya hamdü salavatlarımız olsun. Sarvari kainat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ve salavatlarımız olsun. Yaşanan bir mübarek Recep ayında uğur günü cuma günü yetkildi. İbadetli layık Abdülhamid'in yetkilenden kalbimiz biraz olsun bu mübarek cuma yetkildi. Tehlikelerini başlayıp uzak yakın masraflardan kadem basıp gelip ibadetimizle buluşturduğunuz Allah Teala bugün günü barçamızı yer barakatlı manfaatı kılsın. Suriye diyen dualarımız var hakikaten özlem ibadetlerimiz var Allah kolayden zindanımızdaki barçasınızı kabul eylesin. Bana şimdi ulu mülklerini bana bunu deyip ulu dinimizden getirirken Resul-i Ekrem Peygamberimiz Aleyhisselam'a bugün hakikinden kıbra salavatlarımız ve salamlarımız olsun. Bugünkü mavzuyumuz Müslüman farzand için en zarur amellerden biri bo'lgan ota-onani rozi qilish haqida ekan. Deyarli bir ajoyib mavzu ekan. Musulmonman deb ba'zida e'tibor bermay qoladigan xatolarimiz bor. Ayniqsa yoshlarimiz ba'zida eshitib qolamiz ota-onalarining dilini og'ritib qo'yganligi, ota-onalarining qaraganda xarosi qilib qo'yganligi, shoyatki bugungi musulmonlarimiz ta'sir qilsa-ku kengayib, bugundan boshlab ota-onasining xizmatida qattiq bo'lib qolasin. Ve elbette ben bugün anca bu kadar ağırlıklar dayanımız hani şu vazifeler kılıp sünkide gelişebilen mutlaklar derdiği iyi olsa şu Müslümanlar, buralar, Müslümanlar, Müslümanlar dedik. Allah subhanahu wa ta'ala dünyada insanı yarattı. Dünyadaki insanların arasından fakat ikisi birileri Adem aleyhisselam, ikincisi İsa aleyhisselam, Allah'ın özüne ilahi kudretle yaratıldı. Adem aleyhisselam'ın öğren tarih hidayetlerdi. Allah Teala özü tutmaktan yarat geldiği. İsa aleyhisselam'ın ise Meryem anamız durmuş geçmeyen halette Allah'ın bir ilahi kudretle. Kayan insan zatı var ki elbette ata anadan tutmaktı. Ben işte bu dünyanın ilahi hikmeti için. Kıyamet geçe İnsan zatı ata-anadan doğurur. Peki, parçalarda ata-anadan tanıdaş imkaniyeti yok, ihtiyar yok. Bu tabi inerseler, Allah davranımızı kazaya kadar verirler. Kendiler kimi kuruluştuğunu yazgan olsa, üşerinden üşer kurulur. Hiç bir bana, özü için ata-anadan dayanmıyordu. Peki, ata-anaya yakışırlık kuruluştuk ki Allah büyüyordu. Sözümüze anladın ama bu ayetten başlasak. Ağzı ile elimle şerefam uğrayacağım. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صدق الله العظيم إسراء سورة 23 آية ربنيز أنين أزليك أن إبادة تشيكيز لن خاندا أطا وانين أشتري كلشت أمر قد بي إنسان أجل أولامين بري yoki har ikkisi huzurinda keksalik yoshiga yetsalar ularga hargiz uf demaydi va ularni chekmaydi, ularga doim yoqimli so'z aytgandi. Qarang, Alloh qanday misol qilib aytdi, ota-onaga muomala qilishlikni o'rgatdi. Shundadir ikkalasi bor, o'tirganlarni ichida ota-onasi bor. Yoki birlarini aytgan, birlari hozir duoga bo'lib turgan, qarilik yashda surib turgan insonlarimiz bor. Ana o'shalarga qiladigan muomalamiz va Alloh taolo Qur'onda aytadi, qarilikka yetgan bo'lsa huzuringda ularni hech qachon jetmaydi. Biror holatda uf demagin deydi. Bu ufni ulamolar ota-onaga qilinishi mumkin bo'lgan eng oddiy yomon ish deydilar. Eng kichkinasi shuning uchun Qur'onda buni keltirdi. Undan kattasi endi bundan tushunib oladi degan. Bolani ota-onaga qilib qo'yish ehtimol bo'lgan yomonlashlardan biri eng kichkinasi shu uf deb qo'yish ekan. Ota yoki onani bir qilib bir gapga qo'yib qo'yganda og'zini tutib chiqib ketmasin. Judayam qattiq dunyoqda bo'ladi shu odam. Ularga yoqimli so'z aytilgan Alloh Qur'onda. Yoqimli so'zni ba'zi ulamolar chaqirayotganda ularni xursand qiladigan so'z bilan chaqirgan.
bu sahada yaşayız. Atacan, anacan, yaki, kıblegahın, validen, ne kadar ularını yokatmıyor, çırmalı sözlerden çıkarış ki. Şu durumda bazı halatı işleyenler sıramız var. Köçe köyden adamın kalır, kul köpeyden adamın kalır, bazıları hem hemen mesela. Din diyanetli zor düşünce adam bunu yapmaya asla. Lekin dinler diye adam, lekin köçede orun topkayı, yumuşatkayı adamlar. Ata babası hakkında kim geldi? Lekin kabileyken de uzun yuvaklı yanlardı. Bazı da şimdi özellikle kendi tembiri veriyen bana. Ata babanın yanındayken de aksa kaldır yakarı da tanrı yakarısı. Babayla yakarıydı. Ya ki ananın yakarısı kemper giydi. Ata babanın yakarısı çal kemper giydi. Vücudayan bir yalansızlık vermişlerdi. Ata babanın kurnasızlık vermişlerdi. Ata babanın yakarıyken de babayla aksa kaldır çal kemper diye giydi. Adam, anam ve hiç bunu genç yürüyerek. Meyle kırlayalım diyemezsiz, valideyim kırlayalım diyemezsiz. Lekin otam, anam ve yürüyerek. Kim yürüyerekse otam yakadır. Otam, kadar düzgü varım, belki anam ve yürüyerek. Bir yandaki de bundan kurar. Meleşin arzalarını demek, anam hazır ki, kullarını yalanmışız, belki diyemezse bazı olmalı. Atacağım, anlayalım diye çakıştıydı, geçerli muamalar kılıştıydı. Buradan açtık koymasaydı, nazar tutuyordu işe. Yine ikinci bir ayet. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Bakara Suresi 213. ayet. Sizden ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kandayı İslam kılışını soruyorlar. Soruyorlar ki ayetim ne mene hayatı İslam kılsengiz ata'ana kardeşler, yetimler, miskinler ve musafirlerle ilgilenen bir tartıp sanır. Birinci oranında bana zikir görünce, yakışıklı projesindeki haklı yedirgen insanlara demir karzantı otağına ekliyor. Yakışıklı mahsız, sağlı mahsız, kimdir kursantı mahsız, bu şey otağına başlayın. Otağının kursantı var, onların başlaması için ikincisi yürüyüz. Kardeşler diye, atalı yetimler diye, ana bunlar ki meskeler, misafirler başka başka bir farklarız. Birinci oranında Kur'an'da zikir görünen katil, hayat-ı İslam'da kılıçdik, farzlar için otadan oradan başlayabilir. Peki, bu oranda bazı göçlerimiz itibarsız buluyken halatları var. Zor zor mihman bakçılık kıladı, zor zor ziyafatlar, hayat-ı İslam'da kıladı, yakşı teknik işlerini kıladı, lakin otadan itibarsız bulma yerlerinin gibi iştiklarımız ölçüler işte olsun. Kılıyan birinci hayli iş atağından başlasa, eğer işleri harekatlı gibi olarak da devam olur inşallah. Atağına yakışıklı kılıçdik. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'ya ibadet kılıç, onun hiç nazarın şirk kırmaklığı bilen böyle zikir kılıyan hukuluk iş yekeliği devam. Atağına hizmet kılıçdik kadirken bana ayet. وَعْبُدُ اللّٰهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah'a ibadet kılınlar, onunla hiç nazarı şirik kılınlar, o da ona neyse, yakışırık kılınlar. Nisa 36. ayı. Bana şu ayetler ne oldu? Allah'a ibadet kılınca arkasından başlayıp yakışırık kılıçdık. Biz için demek ki en göz zarur vazifelerden sağlanabildik. Yukarıda okuyanlarımız Kur'an ayetlerden değil. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ata'yı hızmak ediş, bunlar kurumlar kurusu izleyen bir hastalıydı. Cümleden Rıdav Rab fi Rıdav Valideyn ve Sakatuhu fi Sakati iman ediler. Allah Teala'nın razılığı ata'nın razılığıdır. Bunun gazabı ise ata'nın gazabıdır. Hemen insan var ki bu maddeyen namazan adam var ki Allah'ın razı kalan diye bir ürtüdü. Namaz okuşumuzdan maksadan düşürüyor. Namazdan ruzu düşümüzden maksadan düşürüyor. Başka yakışık iş kılışımızdan maksad Allah'ın razı kısam. Kıyamette cehennetten cehennet asan diye arzuyumuz var mı? Benim demek Allah'ın razı dedi, Atamay'ın razı dedi. Allah'ın razı dediyse Atamay'ın razı dedi. Şu akıllı yolunu kifaya kıladığın gibi. Rasulullah'ın sözler. Atamay'ın razı dedi. Allah sizden razı olun. Ata Allah'ın razıya koymayın, Allah'ın razıya da kalasınız. Ata Allah'ın razıya koymayın, Allah'ın razıya koymayın. Ata Allah'ın razıya koymayın,
ularga azob berish, ularning qarovsiz qoldirish mana ular juda katta gunoh dedi. Ota-onalar qarovsiz qoldirib qo'yayotganlar eshitmasin. Ularga qilig'i bilan, gap-so'zi bilan, muomalasi bilan azob berib qo'yayotganlar eshitmasin. Bu ham ota-onalarni g'azabini keltirish, ota-onaga oq bo'lish degan narsa. Dalil bor bu hadis mana buka olgan yana zo'q va karamay. Ota-onaning yig'lashi oq bo'lishlik va gunoh kabiradandir dedi. Biz o'qib kelamiz, bir ota keladi, ona keladi, bolalar yig'laydi. Bolalar degan kishi yig'laydi. Ko'chadan gapiramiz bu gaplarni. O'zimizga bo'lib kelgan narsani aytamiz. Shu atrofda bo'lgan voqeani aytamiz. Ba'zi otalar keladi, ba'zi onalar keladi. Bolalar yig'laydi. Mana bu hadisni qarang. Otalar onalar bolalar yig'lashi o'sha bolani o'qiganishi. Bolalar katta gunoh qilganligi mana shu dedi. Ichimizda inshaalloh bunaqa odam yo'q, bo'lmasin. Lekin shunga qarab ketgan bo'lsa to'xtasin. Ota-onalar hech yig'lamaydi. Farzandlar ba'zida bildirmasdan ota-onani ranjitib qo'yadi, xafa qilib qo'yadi, tez o'lashib yashaydi. Tez o'lmaydi. Bilmay gapirib tutyapti, xafa qilishni yozdi, lekin xafa bo'lib qoldi. Bir kezda tez tuzatdi. Oqil bo'lmasdan tez tuzatdi. Ranjitib qo'yganimiz tez kechirim so'raydi. Xafa qilganimiz tez xursand qilaydi. Agar bunday bo'lsa, oqibat yomon bo'ladi. Qolaversa, ota-onaga qishirib turgan farzandni umri uzun bo'ladi. Bunga ham hadis bor. Hozir o'qiymiz. Rizqi ko'p, mo'l ko'p bo'ladi. O'sha odam kambag'al bo'lib qolmaydi, boy bo'ladi. Bu haqida mana payg'ambarimiz so'zlari bor. Masalahu ayyamu dalahu fi amrihi va yuzdada lahu fi rizqihi fal yaqul walidayhi va yasbir rahimahu. Kim umri uzun bo'lishligini rizqi keng bo'lishligini xohlasa, o'sha odamga shu narsa yoqadigan bo'lsa, xursand qiladigan bo'lsa, bu odam ota-onasiga yaxshilik qilsin, siylarini qilsin dedi. Ota-onaga yaxshilik qilish, qarindoshlarni aloqani mustahkamlash, o'sha odamni umrini uzaytirar ekan, rizqini ulug' qilishlikka sabab ekan. Hadis sharifda keladi masalan. Yana ota-onaga yaxshilik qilgan farzandlarga jannat eshiklari ochilishi haqida ham payg'ambarimiz aytganlar. Ota-onaga qilgan ishimiz, yaxshiligimiz bizga jannat eshigini ochadi ekanmi? Ma'lum musulmonlar bu adolat va yuzdiru va huwa muhsin ilayhima ila futi adolatlar bilan jannat. Qaysi bir musulmon insonni ota-onasi bor bo'lsa, o'sha farzand ularga yaxshilik qilib qo'yib oltirgan bo'lsa, bilsin, Alloh taolo o'sha insonga jannatni ikkala eshigini ochdi. Ota-onasi bor odamlar ota-onaga yaxshilik qilgan sari jannat eshigi ochiladi. Demak, ota-onalar bola uchun jannat eshigi ekanda, xohlasin yaxshilik qilib ochib kelib olsin, tilagiga xizmat qilib turib, xohlasin jannat eshigini bekitib olsin. Alloh nasib qilsin. Hozirgini topib, hurmatini qilib, duosini olib, jannatga kirib olish nasib qilsin hammamizga. Ayyul amal ahabbu ilalloh. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu sahobalardan bo'lgan kishi Rasululloh sollallohu amallarni eng afzali qaysi amal dedi. Alloh yaxshi ko'rgan eng yaxshi amal qaysi amal dedi. Rasululloh javob berdilar. O'z vaqtida o'qilgan namoz dedi. Besh vaqt namozni, demak, qazo qilmasdan o'zini vaqtida o'qib kishi bu Alloh yaxshi ko'rgan birinchi raqamli amal. Qultu summa ayyu Abdulloh ibn Mas'ud yana aytadilar. Undan keyin yana so'radi, "Ya Rasululloh, undan keyin nima sabab bo'ldi?" deb so'radi. Ota-onaga yaxshilik qilish dedi. Allohga demak, besh vaqt namozni ado qilgandan keyin yoqadigan amal farzandni
Fırma Ali'yi. Onlar kendilerine sarardığının bir de acikabili hissediyeler. Allah yolunda cihab. Bu cihab mazurlarının köp ayetlerimiz nafs bilen cihab kılıçlı var. Belki yoksa insanlığı dinliğe, makaliğe, maliğe hücum boyunca onları kans çıkışlıyla cihab değil. O başta dinç türken davetli var. Müslümanları yaratmıştı bu cihab nasıl bu? Bu katillik. Ben Müslüman değilim hafta ölümlüğe sabah buluştuğum var. Lekin bu hadis dediğin arzada ulamalar işte vataliye karşı düşman kiyende işte insanda mağlanı, canını, din saklaştığını kılıyken bu iş cihaz. Ve Hazreti'nin dediğin o cihaz Müslüman adamda nefsi bilen şeytan bundan cihaz kılıştı. Şeytanın iki karşı kılı alıştı gibi geldi. Bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuru gittiler. Sizi aldığınızda sizden hicret kılıçdik ki bayat kıyan kim dedi. O şu vakti sahabaları bayat kıyan. Yani bana daşken. Şuna kıyan kim demeydi. Lekin vatanlar ve anam müde yıllar kaldı dedi. Ben sizden bayat kılıç, sizden hicret kılıç geçtiğinde aydınım. Vatanlar ve anam yıllar kaldı, unamadı. Lekin ben kira oldum dedi. Şunda Peygamberimiz Aleyhisselam haliki ikke onların aldığı kayıt ve onların kandayı yıkarken müziği şimdi yıkarıp küldürmüyor. Hani ikilerki Resulullah bölümünde çıkışlıklara hatalarının hızmatı onların bu sarkıcı afzal ekerlerini Resulullah düşündük buyurlar. Yine bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bana bu sözlerini ahalısı zalim duyurken bu kışlarda kriz için peygamberlik böyle. Elbette Allah dağılığını sizlerle fark ettiler. İnşallah. Yani hayırlı. Ben böyle asıl ve nıncam dünya milyarlar çıkmasın dedi. Şu sözlerdi. Böylece yok. Şu rasat ki var mı? Hikayeliğine dayan kurdu. Şimdi Abu Hurayra oyalandı. Bu kişiye masum sağladı. En çok asıl var. Şu geldiğinde Resulullah aydınlığı, demek ki azat kebap mükemmeliz derdiydi de büyüye varıp, analarını aldığı vardı da anasını yaktırdıydı. Beni cihatke tehlikeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azatke tehlikeli görüşke büyüdüler. Beni bu kişiden azatke varını dediler. Şimdi onası ayetti. Bana sanma, bilesen ki beni senden başka hiç kimim yok dedi. Abu Hurayra radıyallahu men Rasulullah'tan korumasının gerekti. Şimdi onası kökülerini çağırıp dediler. Onası kökülerini çağırıp onu şu kökülerinden süt verip imizgarlığın diş kaldı. Bergen aksın bulmadı. Mine tasarruf etmemeli diyen manada şu bergen sütünü diş kaldı. Ve oğluyu Abu Hurayra'yı bildirmezden onaları Rasulullah'ın oğluyu vardı. Yaşınca vardı Rasulullah'ın oğluları bunu ekleyelim. Benim kanlı bayanlar, yavuz adamlar, oğlum sizden razatlık ilk mahsul yaptı. Meşhur dediğini, hatta sütünü ortaya koyup sonra da bir maçın edip, vakayı ekleyelim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abu Hurayra devamının onlarına var verilmiş. Erkenliğinizlik bunlar dedi. Bu ayağlı cümle vardılar dedi. Ve Abu Hurayra devamının Rasulullah'ın aldığı gibi geldi, Rasulullah bundan yüzünü öldürdüler. Kıyançlar namaz olur, yüzünü öldürdüler. Şimdi Abu Hurayra radıyallahu anh deyip Allah'ın Rasulü, meyden yüzünüzü koyarsınız, meyden hakkında duran ne yapmış kadar eşit kalmış mı dedi. Şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen mi? Anayın köklerine çıkarıp, senin köklerine üstünden verip, bakkanını peş kılıçken nasıl okuyan, Allah'ın anası yakın varlığından beri zorda duyan kaybedeğiniz özünü Fisabilillah, yani Allah'ın yolunda imasla dedirler. Eğer Allah arasının yaşlılık olsa, onların hakkına da olsa, onlar ölçü Fisabilillah dünya olanları olur dedi. Halbuki Fisabilillah, Kudam'ın yolunda bence kaptıramanda çıkmaz bu yerine hiç öğretti de, Ata'nın hizmeti seni hiç Fisabilillah dedi. Ata'nın hizmetini kılıçtı ki, işte kim öyle atamazsa olsa, o şu adam Fisabilillah dünya, Kudam'ın yolu dünya olanları olur dedi. Bu düşünüldü, bana kare ki, Abu Hurayra radıyallahu anh'ını, kambir verdi, anasının ağlasının
namazlık için çıkmadım da onu yaptı. Onların hızlarda oldu dediler. Hazır ikinde bazıda eşit kaldık. Bu düşünce bakıyoruz. Değil mi burada? Büyük bir bakım dersin. Şimdi o gazlık yalması dur. Kanakalda işçiler gelişten bir kaladır. Ona kalır. Ona eğitler dedi. Bir kalır. Birisi gibi birinin sütünü ağzı basına desem boğmaya kadar kalır. Birinin sütü beş kere mi yaptı bu anasını? Şimdi bu kadar yeni yaptı. Eğer bana Hazır Rasulullah bu falan bugün vakıya, Ankara'da bugün vakıya. Siz iyi bilir bu. Ona nabiyat soyandı mı derken? Men bergan oqsuqlar og'zimizdan kechik bu. Hali oq bo'lgan narsa bu. Lekin shunda ham ba'zi bolalar ko'zini ochmayapti. Degan so'z besh kuni degan gapni aytish bor gap. Xudo uni saqlasin. Xudodan qo'rqish kerak bularni eshitgan uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sifoyada Makkada atrofdagi bir joyni nom ekan bu. Bu yerda bir ayol o'g'illar keldi-da, mana bu o'g'lim azotga bormoqchi, men esa uni man qilyapman, ruxsat bermayapman dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam onaga izn bermaguncha yoki vafot etmaguncha uni oldan jilmagin, chunki buning ajri kattadir dedi haligi bolaga. Onaga ruxsat bermasa bormaysan, onaga vafot etguncha yordam bo'lasan degan. Topşırdığını üç yiğitlere etti. Şu oyunda orta olası yaş kimseye koyarlar benim başlarımız, ülkeler, akeler, gayetler yanımız orta olası yaş kentler okumuyorlarlar uzak safar gelen korna gelen vaktur. Şimdi derler ki bu yıl yaşlaş ki şahit bulutur yanımızda barın vergen vaktur o. Kuşu cöyden numadır topu davranmaktı ki belki iki yandan göre Ota olasının hızmatını kesilgenden kılıçdik, yakışık olsun, sağlıyla, karakteriyle uğradı, bozmamıştık ki. Noy Lafiyen keçiş yaptı, lakin uğurlarını havası kaldırıp gitmesin. Aynısı yalnız olursa hiç gitmesin. Başka uğurlarımız hava attırıyorsa meylidir. Nebi Lafiyen katta bu hızmanın başka yarattırıyorsa meylidir. Kıskatsa dışı ota olanı hiç havası kaldırıcı mümkün değilmez. Aynısı keçiş bizi ihtiyata düşüklü gönderdi. Yemezan bağlayın ve cahime asrına giden rivayet uğradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Rasulullah, azatke çıkmak gelin dedi bu ham. Sizden azatke alıyanıp gelin dedi. Rasulullah, ona var mı dedi. Ha, ona var dedi. Şimdi onu mahkemdir. Çünkü cennet onun ayağı asrına dövdü dedi. Cevap yapalımız ya, onun insanı kılal dedi. Hazır gününde yaşlarını aldı. Uç bulayken davranlarla cihanki sakretkiler için hastalardı, belirli. Lekin ayıklıydı. Ota olayı itaat bu ikinci derecede. Aynısı ota olası eğer bir namaz olsa itaat kımadıydı. Şunlarla ağlar bu yerde. Ota ona hatta dinsiz olsa. Bağlı için otalik onları kurmakta kalırlar. Öşülerinin kurmakını kılıç kısımlarla kılıçlık gerek. Dolayısıyla bu yüzden kaydeder dönüyor. Ota-onaya kim kandı yetkilmaksa, farzlarından bundan bir kurağı var mıydı? Ota-onaya kandı yetkilmaksa, farzlarından bundan bir kurağı kıymaya yaptı. Şunaya mı sorun var, yine yaşlar oldular. O Suriye'ye, Büyük'e, Büyük'e, Cihal Kılıçkı'ya, Cihal Kılıçkı'ya, diğerlerin davalarını değiştirip, bana da farzlar öyle görüşü yetkilmişlerdir. Peygamber Aleyhisselam'ın kaç yazılığını öz kaydettiler, Rasulullah'ın kaynaştığı kaç yaşlardı. Hakiki Cihal Kılıçkı'ya, Hazırcı, bunlar aldan Cihal'dir, aslında Müslüman davranışı var, Müslüman, değilim, Müslüman, yaş büyüdüğünün karını, erkeği, ayağındır, üçleri karşı buluşturuyor. Bu mutlaka cihaktan değilmez, bu mutlaka yorman nasıl? Bana bu hadislerle amaklı geldiğimiz, yakışıklar olarak biz Müslümanlar için. Yukarıda bir hadisler ki, çünkü yoksa yeni bir hadis, İbn-i Umar Adalar'ın uvayetlerdir, Rasulullah sırasının huzuruna bir kış gelir. Ve Allah'ın yorulduğu gibi, altta anam, bu arada, ular menga qarshi bo'lib yig'lab qoldilar, lekin men ular bilan yashab hijrat qilishga keldim, dedi. Rasululloh ota-onaning oldiga qaytib, ularni qanday yig'latgan bo'lsa, xuddi shunday qilib kuldiring deb u kishiga ham o'tishga aytdi. Bu ota-onaning xizmati ham qarz, ham farz deb qo'yadi, ota-onaning xizmati. O'sha ham qarz, ham farz degani, farzni Alloh buyurdi, qarzni ertaga
bola zarar etdi. Biroq qarz bersiz, qaytaradimi, olasizmi? Bu tushunib bilinglar, bu qarzlik ish. Qarzdagi olib yurganligi, qarzligi ertaga bolangizdan qaytaradi. Qarzga qilyapsizmi? Ertaga bolangizdan qaytishini deb o'ylaysiz, demak, ota-onasini chiroyli qarang. Ba'zilar kelinidan shikoyat qiladi ota-onalar. Kelinlarda ayb bormi? Lekin uni boshqara olmagan erkak biror ayb. Erkak kishi ayolini ota-onaning xizmatini qildira olishi kerak. Buni urib, do'pposlamas, tushuntirib, chiroyli yo'l bilan kelin o'zi o'zi bilan ota-onaning xizmatini qilib o'rgatadi. Ayolga ota-onaning xizmatini qildira olmagan erkak kishi bu ko'chada chiroyli yurishi unchalik ham to'g'ri emas. Allah da şunu bir işe var, orta ona kısımlardan cahaya geçirmeni kılıklı koysun. Hani onların hep karşı yardımcısı yarışı var. Orta onlar artık demek, varlığı yeter kadar değil. Az yine hizmet bilen, az yine ilgi olan başı asılan giderdi dualara. Bizi ailemizdeki ayağımız ya tarzlarımız taraf diken taraflar gidip koymaydı onu. Bana ilgi olan kılardı, Aysan Fiyat'ı kolaydı, kendine yakmıyordu. Hatta bir yolcu keserine yakmıyordu, Malaki Masra Muhammed'in hiç mümkün bir olmadı. Lekin shu ham bo'lishi kerak, ulardan xabar olish kerak. Issiq sovuqdan bu o'zimizni uyimizdagi ayolimiz kim boshqadan kelib o'tursa-yu, ota-onamiz qarib qolsa ham to'g'ridan kelib o'tursa, lekin nima bo'yaptasan o'sha? Issiqdan chiroyli jarohatlar oshxona davom qilsa-yu, ayolimiz ota-onamiz hali ham ko'chada eshikda o'choqda o'tirib turgan bo'lsa, bu ham yaxshi emas. Tomonlar sharoitlarni bering, ota-onaga qarib qo'yganda. Kulumuzdan giren işlerden talep kıladı Allah. Kulundan kimeyden talep kıladı. Fakat bir şey geldiğim şart, Allah beni aldın alıp, otezgin, otezgin, ot gelin, yedirin. Ulardır, aylardır, aparın. Yakşı bir bağımlardır, sünger bağımlarını yedirin ki, yazı gününde olsa bir aylardır, sattın çaydı, aparın. Hop, ümreye, kazık, oramlaya gelmiş, sizin köyler, kendi olur. Özümüzde ziyaret yollar var, ulu ucaylar, umanlı varizler gibi var, sanattan bu kadar, aylardır ki, 5-6 gün aktaracaktır. Kılıyı dışına da son hızmatını kılıyı. Evde yapmadı etkilerden giren, bu katta ders falan yazıp, davda İslam politikini ötlen göre, kılıyı da özlerine kıyanımız özünü yaşta olur. Hadi gelin yukarıda etkilerimizde de cennet işini aç şehit ben üstüne yaşta olur. Evde var siz kaldırmıyordik, kaldırlarına. Kiyin başı karartmış ki, eski bayanımız yengiler. Beşlikte okulu var, okulalar. Kişkinler ilgi olayan okulge karatı korumazdan hamdası nokta olacak, hamdası böldeyken gözünün ışığı karatını yerleştirdiği hale yapsa gözüge cennet sapı olardı. Bu ülkesi yapabilmeyi, ülkesine yaşayı kaptası geçse ülkesi yapabilmeyi yapabilmeyi ışığı oldaki ona yapı yapmaları anlar namazlığı ayrılırken acelige, savallıge, özüge yapabilir. Şu derslerde demek Allah subhanallah ve Allah'a özür gülgenler vatanlığı iddia, kurallar hizmet diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le erkenler tavsiye ederdi. Bunun ya alanması inşallah bu dünyada bir kempüs yaşayın. Allah alanısından zor bir günah var. Bunların duaları kabul edilen duaları. Kıyamette hata alanı razı bir adam, Allah'ın razı bir adam var. Allah varsa da tavsiye edilirsen. Bana bu bugün demek Recep Ay'da durdunuz. Recep Ay'da yine bir uluk gün var. Miraç gecesi. Allah'ın da kısa ve mahşeti baktığınız yetmiş olur. Miraç Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilan bog'liq bir ajoyib mo'jiza voqea bu. Mana shu Shaʼbon oyini 22-chi kechasida bo'lgan. Taqvimimiz bo'yicha Shaʼbonni 20 Rajabning 24-i ekan. Ertaga 25, bugungi 26 ekan, yakshanba. Yakshanbadan demak dushanba yurtlar kechasi, Meʼroj kechasi bo'ladi. Bu kunning o'ziga yarasha bir fazilati bor. Imkon qadar yaxshilik bilan, ibodat bilan, duolar bilan o'tkazishga taqdim bor. Çünkü bu adamlar şunu kadar bir tezgir olup tutup koyulsa Leo bir katta acayları var. Buradan bir vakti sene aklımıza belki Üçü Recep Ay'ı bu günü haram edilmek için dua kredi olasılarına kadar olarak çalışmak